Yeni bir videodan cümleten selamünaleyküm. Bugün Allah'a şükürler olsun iş modelimizi değiştiriyorum. Ve hatta şu anda reefer kasasını almaya gidiyorum. Indiana'dayım. Yaklaşık bir 17 millik falan yolum kaldı. Bugün sizlerle beraber kasayı alacağız. Kasayı aldıktan sonra da Chicago'ya doğru yola koyulacağız. Bir kasayı inceleyeceğiz. Reefer hakkında size bilgiler vereceğim. Ben daha önce hiç reefer yapmadım. Reefer nasıl yapılır bilmiyorum da. Kasa hakkında bir bilgim de yok. Beraber bunları öğreneceğiz. Bakalım. İkinci olarak şu an yüzüm nasıl görünüyor bilmiyorum. Son bir haftanın yorgunluğu var üzerimde. Çünkü son bir haftada başıma gelmeyen olay kalmadı. Sizlere bunu anlatacağım. Ama ondan öncesinde de tır ile ilgili kararımı verdim. Onu da söyleyeyim buradan. Onu da ilerleyen saatlerde anlatacağım. Şimdi başıma neler geldi? Hatırlıyorsanız Colorado'ya bir yük götürmüştük. Bu Colorado'da ben mahsur kalmıştım 23 saat. 23 saatin sonunda yola koyulduk. Ve hatta onun videosunu da videoya çekmiştim sizlere. Colorado'daki yükümü teslim ettikten sonra şirket New Mexico'ya büyük buldu. Ben de hemen aldım çünkü buradan çıkayım dedim. Yoksa tıkalı kalacağız burada. Abi yaklaşık 7 saat boyunca karın üzerinden New Mexico'ya ulaşmaya çalıştım. Bayağı bir zorlandım. Yalan yok, stres, bilmem, tecrübe, adrenalin falan her şeyi yaşadık. Allah'a şükürler olsun sağ salim yükümüzü teslim ettik. Sonrasında ise New Mexico'dan bir türlü yük çıkmadı. Ben de ne yaptım? Lorenzo Texas'a yolladı şirket beni. Oraya gittim. Oradan Kentucky'ye bir yük vardı. Yükü almaya bir gittim. Böyle trailer çamurun içinde. Bilmiyorum tır batacak falan diye korkuyorum. Bir de trailer 35 bin pound ağırlığında, içinde boya var ve 48 feet. Yani kimsecikler yok. Ne yapacağımı bilmiyorum falan. Asma kilidi vardı, şifresi falan. Kilidin şifresini kendim açtım. Neyse trailer'ı taktım. Yola koyuldum. Olay aslında bundan sonra başlıyor. Yaklaşık böyle 4-5 saat sürdükten sonra normal seyir halinde giderken 75'lik yolda 75 hız limitiyle giderken abi yola yatak gibi bir şey düşmüş. Böyle demirleri falan var. Sağımda araba var. Tam arabayı solluyordum. Ben de üzerinden geçmek zorunda kaldım. Üzerinden bir geçtim, kıvılcım atmaya başladı yerden. Böyle demir bir yere sıkıştı, tırın altına falan. Hemen dörtlüğü yaktım, sağa çektim. Baktım demir oynamıyor. Yani elimle çekmeye çalışıyorum, oynamıyor. Tırın altına girdim asker gibi, sürünüyorum bir şeyler falan filan. Dedim ki şirketi, abi ben buradan bunu çıkaramam. Yani bu imkansız. Birinin gelip beni havaya kaldırması lazım. Başka türlü olmayacak. Düşünüyorum ne yapabilirim, ne yapabilirim. Tırı geri çektim. Emniyet şeridinde geri geldim. O yatağın demirlerini falan ileriye doğru ittirdim. Şimdi bir yerlere zarar vermesinden de korkuyorum. Airbag'lerin şeyleri var böyle. Onlar patlayabilir. Boruları delebilir. Kabloları zarar verebilir falan filan diye. Yani bir tırsmam var açıkçası. Neyse indim aşağıya, kabloya çektim. Bir daha bindim, geri geldim. Bir daha indim, bir daha. 10 kere falan bunu yaptım fakat ama bayılacağım yorgunluktan. En son tekeri sola kırdım. Tekerin oraya bütün böyle pisliği, o demirleri yığdım oraya. Üstünde zıplaya 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 elimle çeke çeke tırın ön tamponunun altına sıkıştırmaya çalıştım ki geri gelince birden oradan atsın kendi. 2-3-4. Denememde, yani 15. denememde onu Allah'a şükür çıkardım. Abi tıra bir bindim. Bizim Maraş'ta bir tabir vardır. Cullap gibi oldun derler. Yani böyle acayip bir şekilde, affedersiniz, terlemişim. Bitmişim yani. Arkadaşlar yolda kaldım yine. Ne oldu? Şuna bakın. Yere yatak düşürmüşler. Yatak gibi bir şey. 75'le gidiyordum. Sağımda da adam vardı. Üzerinden geçmek zorunda kaldım. Göremedim yani karanlıkta da. Sıkıştı, oraya çıkmıyor. Birinin gelip kaldırması lazım beni havaya. Şuradan da çıkardığım demirin fotoğrafını görebilirsiniz. Neyse Allah'a şükür tekrardan yola koyulduk. Yaklaşık böyle 1-2 saat ilerledikten sonra tırın biri arkadan sürekli bana selektör atıyor. Zın zın zın, dörtlü yakıyor, selektör atıyor falan filan. Camı açtım, bir şey mi oldu gibisinden fark ettim benim tırda bir sorun olduğunu. Abi önüme yanaştı, tırı yavaşlattı, durdu kendisi, ben de arkasında durdum. İndi, gel dedi. Geldim bir baktım, trailer'ın o bir önceki olayla alakası yok. Bu trailer'la alakalı bir olay. Trailer'ın bu shock absorber'ları var. Amortisörleri. Onun biri düşmüş yere. Sürterek gittiğim için yerden kıvılcım atıyor. Bir baktım yani demir kırılmış. Yani bildiğiniz demir kırılmış. Arkadaşlar güzel yolumda giderken bir tane tırcı uyardı beni. Durmam gerektiğini söyledi. Arkaya bak dedi. Geldim arkaya bir baktım. Demire bakın. Demir kırılmış. Bunun bir önceki olayla alakası yok.
Bir önceki olay taşürüye kadar geliyordu demirler. Bu tamamen farklı bir durum. Ne yapacağım, ne yapacağım? Şirkete söyledim. Böyle bir durum var dedim. Ama bir önceki olay önde bitiyordu. Bu arkada. Yani onunla bunun alakası yok. Onu da söyleyeyim buradan. Hemen bir tamirciye gittik. Tamirci dedi ki yani şu an ben bunu yapamam. Trailer şapa gitmen lazım dedi. Dedim o zaman bunu söker misin? Sen yere sürterek gidiyorum. Adama onu söktürdüm. Trailer şapa gideceğiz. Sabahı beklememiz lazım. Sabahı bekledik. Trailer şapın önünde yaklaşık bir 4 saat falan bekledim. İçeriye girdim. Dedim yeni şaka absorber var mı elinizde? Adam dedi ki yok. Abi dedim beni niye bekletiyorsunuz o zaman? 4 saat boşu boşuna bekledim. Olay şundan ibaretmiş. Şimdi trailer'da 4 tane var toplamda amortisör. Bunun zaten biri yok. Biri olmadığı için de bütün yük ötekine binmiş. O demir kırılmış. 2 tane kaldı. Ben en son sinirlendim. Ben dedim gidiyorum. Ben ne olacaksa olsun ben dedim gidiyorum. 470 mil falan yolum vardı. Allah'a şükür öyle bastım çıktım yola. Dün yükü teslim ettim. Ama teslim ederken bir kapı vardı. Kapının ağzına geldim. Dönüş yapamıyorum geri. Oraya koymamam lazımmış. Fabrikada kimse yok. Dışarıya bir yere koy dediler bana. Arkam 2 şeritli yol akıyor. Kör noktadan kırmam lazım. Sağımda 5 metrelik çukur var. Bilmem ne falan filan. Yani orada da bir 45 dakika uğraştım. Öyle bir döndüm ki araba yerlerine girdim. Allah'a şükür onu da teslim ettim. Sabah oldu. Şimdi de Indiana'ya reefer kasasını pick-up yapmaya gidiyoruz. Şimdi bu kasa 2023 veya 24 model olması lazım. Şimdi gidince göreceğiz. Bu biliyorsunuz kendinden bunun mazotu var. Kendinden elektrik sistemi var. Soğutmalı bir kasa. Şimdi reefer'da neler yapacağız? Buzdolaplı kasa olduğu için soğuk tutulması gereken ürünleri taşıyacağız. Bitki olabilir, ne bileyim meyve olabilir, sebze olabilir, tavuk olabilir falan filan bu tarz şeyleri taşıyacağız. Şimdi reefer tam size açıklamadan önce tır ile ilgili de bilgimi hemencik burada vereyim. Arkadaşlar tırı teslim ediyorum. Evet. Bu tırı satın almıştık. Peşinatını falan her şey vermiş. Sözleşmelerimizi imzalamıştık. Fakat tır 400 beygir olduğu için ben de reefer'a geçmek istediğim için tırı teslim etmeyi düşündüm. Patronla konuştuk, anlaştık. O da tamam dedi. Fakat güzel haber ise yeni geçeceğim tır 2025 model olacak. Evet. Yeni geçeceğim tır 2025 model olacak ve de güzel bir tır olacak. Onun infosunu şimdi vermeyeyim. Bugün tırı değil, trailer'ı çekeceğiz. Şimdi şöyle bir karışıklık oldu. Tır da Indiana'da, trailer da Indiana'da. İkisi de hazırmış. Abi dedim ben şimdi bunu nereye koyacağım buradan tırla trailer alırsam? Dedim ki menajerin bir tanesi rica etsem tırı alıp Chicago'ya götürürse ben de trailer alıp Chicago'ya getiririm. Orada değiş tokuşumuzu yaparız. Ben de tekrardan yollara koyulurum dedi. Şimdi ben de trailer almaya gidiyorum. Trailer alıp Chicago'ya geçeceğim. Orada tırımı da değiştirip tekrardan şoför olarak yollara koyulacağım. Ama tırın videosunda haftaya detaylı detaylı sizlere çekeceğim. Ama ve lakin yaklaşık 60 gündür yollarda çok yoruldum ve 4 tane tır değiştirdiğim için 4.'yü bugün değiştireceğiz. İlk yükümü aldıktan sonra reefer'da, buzdolaplı kasada Florida taraflarına yük isteyeceğim. Diyeceğim ki patron abi ben bir 3 gün dokunmayın bana. Böyle güzel bir hot tub, jacuzzi böyle bir tatil yapmak istiyorum. Onun da bakalım nasip olursa inşallah videosunu çekeriz. Yaklaşık 5.4 mil'lik bir yolum kaldı. Ben bir şu trailer'ı pick-up yapma noktasına gideyim. Orada görüşürüz. Şu anda trailer'ı almaya geldim. Fakat birazcık karmaşık bir durum var. Bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şirkete haber verdim. Sanırım şuradan bir yerden girersek buralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Hatta ben şu abinin bir arkasına yanaşayım. Tam olarak şu Google Maps'ten bir bakayım geleceğim nokta neredeymiş. Sanırım bir sağımızda kalıyor. O yüzden şuradan bir U atmam lazım olacak. Soldan gir diyor da solu da. Aynen öyle. Heh, tamam. Trailerları gördüm. Ben şöyle tırı şuraya yanaştırayım. Ben bir içeriye varıp, aynen trailer leasing yazıyor zaten. Karşıda görüyorsunuz reefer'ları. Önündeki şeyi de görüyorsunuz. Ben şuradan bir hemencik içeri varıp geliyorum. İçeriye gittim, abilerle konuştum. Şu karşıdaki trailerlardan bir tanesini alacakmışız. Şuradan içeriye girip dönüp o tarafa doğru gelmemi söyledi. Bir girelim bakalım. Trailer yanlış bilmiyorsam 0 olması lazım. Yes sir. Sure. Yeah. Abi geliyor. Go ahead. Thank you. You're welcome. How are you doing, man? I'm good, how are you? I'm doing like some YouTube stuff. Oh, really? Yeah. Is it a DJI? This is GoPro. GoPro. Yes, sir. All the way to the end. Right here. It's gonna be the first
Our right so. Thanks for the ride. You're welcome. You're welcome. Ayakkabıyla içeri ana. Evet, trailerımız bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çapraz koyayım da şuraya. Evet, bakalım bakalım. Just take a look, make sure everything's good. All right. Coming on right now. We usually give the customers quarter tank. There you go. It's a little bit above a quarter. Uh-huh. You smell it. It's brand new. Yeah. Yeah. It's good. All right. This is going to be for you. Oh, it just turned on. It's a 10-day moving permit. Uh-huh. So just keep this with you. All right. Sorry. This is for me. This is just showing you that we have down payment. Funding, DMV paperwork, manager release, everything's good. Can you show me how can I open or something? Fits me now. It's almost like a car. Like, you know how like some newer cars, yeah, the engine stops when you're at a red light and then it starts back up. So you can set that if you would like. This is a set point. So wherever you want it to go down to zero. As you can see, it's going down from the bottom for sure. Side chains, it's already getting cold. All right. Thank you. Thank you. And then the screen itself will turn off within a few minutes. Okay. You want me to take this off? Just to cover. Yeah. You. Yeah, you can take it. All right. All right. Thank you very much. Mind if I take a photo in front of the equipment? Is that all right? Yeah, sure. Every time I deliver a unit. Yeah. Ben de normalde fotoğraf çekecektim ama that's all. Thank you very much, boss. Water, coffee before you leave. Thank you. Appreciate it. Appreciate it. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Do I need to go here? Same way. Same way. All right. Thank you. Thank you. Have a good day. Evet, kasamız bu arkadaşlar. Buradan açıp kapanıyormuş. Tamam, şu anda girebilirim ben, sıkıntı yok. Yani abi nasıl açıldığını, kapattığını anlattı. Oradan da setinizi yapıyorsunuz, soğutuyorsunuz. -15-20 lira. Bitti gitti. Şimdi benim buna mazot almam lazım. Bunda mazot çok önemliymiş. Mazot niye önemli? Reefer'ın kasası hava yapabilir. Yani hava yapma durumu fazla olduğu için o yüzden bunun mazotunu her zaman da full tutmakta fayda var diye söylüyorlar. Ama şu an kapalı olduğu için çok sorun değil. Ben şunları bir takayım, şirkete aldığımı söyleyeyim. Bayağı ses geliyordu ama bana hep diyorlardı uyurken zorlanacaksın diye. Işıklarımızı da kontrol edelim ne olur ne olmaz. Oo, yanda şıkır şıkır ışık var. Bolutil. Tamam, buradan açıyoruz. Şuradan ayarlıyoruz. Şununla iş. Yani başka hiçbir şeyle işimiz yok zaten. Şunu ayarlayıp sanırım start'a basacağız herhalde. Vallahi bilmiyorum, onu ayarlayacağız bir şekilde. Tekerlerimiz için bunu mazot... mazot göstergemiz burada. Tamam. Buradan da kapağın açıp dolduruyoruz. Tamam. Ne kadar büyüklükte acaba bu? Aynen şu şekilde bir şeymiş. Tamam. Güzel. Ayağı bir kaldıralım. Ulan sıfır. Artık bir önceki iş gibi sürekli ayak indirip kaldırmayacağız. Doğrusu sürekli arkamızda olacak. Zaten yolda size anlatacağım. Şirkete bir yazayım. Abi, I just pick up reefer. Tamam. Şöyle bir vuruk kırık bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Fotoğrafını çekeceğim. Zaten sıfır da. Hiç fotoğrafını çekmeme gerek kalmaz o zaman yani. Tamam. ABS light'ımız on. Ha, registration plate var. Işıklar tamam. Tekerler güzel. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Evet, trailer'da ufak bir sıkıntı çıktı. Sıkıntı ne? Muayenesiyle alakalı bir durumdu. Şimdi onu hallettim. Chicago'ya yaklaşık 225 mil yolum kaldı. Hadi bismillah diyelim. Buradan da nasıl çıkacağım? Dibimde trailer var da. Geldiğim yerden gidecekmişim. Şu havayı bir verelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi yani Allah Allah. Buradan dönmez ki. Dönmez yani. Nasıl yapacağız? Hemen matematiğini çalıştır Osman. Şöyle şuraya gireceğiz. Sonra buradan şu arabaya vurarak lan oğlum harbiden vuracağız arabaya. Şöyle yapsak hemen kuantum fiziğiyle beraber arabaya vurmazsak gerisi önemli değil. Vurmadık. Ha? Matematik.
Geometri, kimya. Bak sen ya. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aynalarımızı ayarlayalım. Şu an bir heyecanlıyım. Çünkü şimdi de tırı değiştirmeye gidiyorum. Ama onu siz haftaya göreceksiniz. Yeni iş, yeni heyecan, yeni adrenalin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sanırım buradan çıkarken şey dememize gerek yok. Ha, adam bana git git diyormuş. Ben de el sallıyor sanıyorum. Dur mu diyor o? What's up lan? Adam böyle böyle yapıyor. Ben de geçmem için yapıyor sanıyor. Sorry bro. I just told you, you can go, you know. Tractor number P120-1239. Yes sir. I think so. Önde yazıyor. Bana niye soruyorsun abi? Yes sir. Ah be abi. Vallahi ayıp ediyorum. Işıklarını söndürelim de. Akü bitmiş. Buradan nereye dönecekmişiz? Sola mı? Hadi bakalım. Evet, şimdi trailer hakkında, reefer hakkında bildiklerimi size anlatayım. Zaten ilk yükümüzü aldığımızda da neler olup bittiğini inşallah hep beraber göreceğiz. Ben tam olarak kullanmayı anlamadım. Onu da zamanla çözeceğiz hep beraber. Öğrendikçe sizlere de aktarmaya çalışırım. Şimdi reefer buzdolaplı kasa. Eksisinden bir başlayayım. Herkesin söylediğinden bir başlayayım. Uyurken eğer yük arkanızdaysa çok fazla ses olduğu ve bu sebepten dolayı rahat uyuyamadığınızı söylüyorlar. Direkt bu arkada bizim buzdolabının motoru var ya falan, dodododododod ötüyor. Bu durup durup ötüyor. O durduğunda dalacaksınız artık uykuya. Yük arkanızdayken neden diyorum? Reefer'da şöyle bir durum var. Bir yük aldınız diyelim. Bu yük genelde 2000 mil, 3000 mil gidiyor arkadaşlar. East to west, west to east. Yani bir yerden bir yere geçiyorsunuz. O sebepten dolayı da haftada 2 veya 3 yük atıyorsunuz. Yani genelde uzun yollar gittiğiniz için. Benim bu reefer'a geçme sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci eksisine gelecek olursak. Reefer'da yük aldığınız veya yük boşalttığınız yerler sıkıntılı olabiliyor. Çok dar yerler oluyor. Şehir içlerinde olabiliyor. İşte marketin atıyorum dakı vardır. Markete peynir götüreceksinizdir. Böyle ne bileyim yok lokal bir markettir. Gibi gibi yerler olabiliyor. Ve yükü bırakırken ve alırken de doldurmayı beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ayrıyetten erken gittiğinizde bir eksi daha buradan yazabiliriz. Randevusuz geldiğiniz için sizi ertesi güne bekletebiliyorlar. Yani erken gitmende çok bir mantığı olmuyor. Benim duyduklarım, arkadaşlarımdan duyduklarım, gördüklerim, bildiklerim bunlar. Şimdi ben tam olarak işi yapmadan da bu denli konuşamam. Belki benim için sesin olması bir artıdır diyor. O da saçma oldu. Şuradan bir dönelim. Olarak genelde 40 bin pound'un üzerinde yükler taşıyorsunuz. Şimdi benim tırı değiştirme sebebim de bu. E hocam niye Amazon'da kalmadın? Amazon yapmaya devam etseydin. Amazon bence başlangıç için bir tırcının, yeni bir tırcının hiç tırcılıkla ilgisi, bilgisi olmayan bir adamın yapabileceği güzel bir iş. Evet ama birazcık tecrübe kazandıktan sonra Amazon'un da şu anki rate'leri düşük olduğu için ve ben Amazon'da bazı durumlar yaşadım. Ne gibi durumlar? Yüküm iptal oluyor. Sinir oluyorum arkadaşlar. Yani gerçekten sinir oluyorum yüküm iptal olduğu için. Rate'leri düşük şu anda Amazon'un. Reefer'ın rate'leri nasıl? Rate'ler de şu anda düşmüş diyorlar Reefer'da da. Yani 1.9, 2 dolar civarları diyorlar. Fakat artacağını da söylüyorlar. Çünkü yaz geldiği için meyveler, sebzeler, her şey yeşermeye başladı. İnşallah güzel olur diye umut ediyoruz. Ek olarak da ben uzun yol gitmeyi sevdiğim için ve kendi schedule'ınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ne gibi mesela? Cuma günü yükü aldınız. Pazartesi veya salı orada olmanız lazım ya. Sabah sür gece yat. Sabah sür gece yat. Bu şekilde olduğu için de bunu da ben artı olarak düşündüm. Amazon'da ansızın gece yük çıkabiliyor, sabah yük çıkabiliyor falan filan gibi durumlar da var. Ama dediğim gibi Amazon artısı, en büyük artısı bob değil halde olmanız. Yani kasayı bıraktıktan sonra kasayla bir işiniz olmuyor. Takılabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Fitness salonuna gidiyordum ben, Walmart'a gidiyordum. Rahat rahat istediğim gibi takılıyordum. Ama şu an bu trailer'la, az önce de sizlere dedim ya, artık full bundayız. Sadece bu turla o turu değiştirirken trailer'ı bir çıkarıp takacağım. Onun haricinde hiç trailer'ı çıkarıp takmayacağım. Arkadaşıma söyledim markete falan nasıl gidiyorsun dedim. Trailer'la gidiyorum dedi. Yani dorsayla giriyorum dedi. Boşken, yüküm yokken dedi. Veya yük doldurulurken falan hemen ayakları indiriyorum. Onlar doldurulurken ben gidiyorum hemen şeyimi alıp geliyorum dedi. Marketten eşyalarımı alıp geliyorum dedi. Bu da bunun en büyük eksisi. Şimdi truck parkinglere, truck stoplarda park ederken falan hep trailer'la olacağım. Gece uyurken falan böyle o beni birazcık zorlayacak.
İkinci olarak da girdiğim çıktığım yerler, böyle yük alırken girdiğiniz yerler falan çok anlamsız yerler olabiliyormuş. Yani neyin nerede olduğu belli değil falan filan gibisinden. O gibi durumlar var. Bakalım hayırlısıyla işe bir başlayalım, işe bir çıkalım. Neler olduğunu, bittiğini zaten detaylı detaylı inşallah konuşuruz. Bu 2023 model 0'mış. Şimdi şirketim bunu lease yaptı, kiraladı yani. 6 aylık veya 1 yıllık olması lazım. Bana çoğu insan şöyle diyor, artık yerinde dur diyor. Yani sürekli iş değiştirir bilmem ne yapıp durma. Aslında ben kendi şirketimin içinde bir daldan bir dala otlayı gibi oldum birazcık. Ve 2-3 ay sonunda bakacağım duruma göre belki açık kasa... Sonu yok mu bu ızdırabın? Yani bilmiyorum ama açık kasa da yapmak istiyorum. Bakacağım duruma göre ama en azından bir 2-3 ay hayırlısıyla güzel güzel reefer, buzdolaplı kasayı yapmak istiyorum. Yaz geldiği için de inşallah işler de düzelir, piyasada açılır diye umut ediyorum. Şimdi sizlerle beraber en yakın Truckstop'a gideceğim. Bir mazot alacağız trailer'a. Bakalım ilk kez alacağım ben de. Nasıl olacak, nasıl bitecek? O zaman hadi Truckstop'ta görüşürüz. Evet, şurada bir tane Love Truckstop varmış. Ben de dedim hemen Chicago'ya varmadan önce Reefer'ın deposunu fullersek iyi olur. Yolda gelirken şeyi düşündüm. Hep trailer arkamda kalacak ya. Acaba nasıl olacak falan filan diye düşünmüyor değilim, yalan yok. Tırımız da Chicago'da hazır durumdaymış. İnşallah Chicago'ya varınca tırı da değiştireceğim. Yarın sabah tekrardan yola koyulmaya çalışacağım. Fakat yaklaşık bir 60 gündür falan böyle yollardayım. 3 tır değiştirdik, 4. değiştireceğiz. Birazcık yorulduğumu hissediyorum. Bir de son yaşadığım olaylardan ötürü de çok yoruldum gerçekten, yalan yok. O yüzden tırı değiştirdikten sonra abilere rica edeceğim. Şöyle Florida'ya falan doğru böyle bir yük bulurlarsa ben böyle bir 2-3 gün kafa dinlemek istiyorum. O yüzden bakalım bir Chicago'ya gidelim, hayırlısıyla tırı değiştirelim. Hazır gitmişten bir Türk marketinden de lahmacunları alır döşerim şöyle bir buzluğa. Mazot ne kadar acaba? Bu taraflarda bir tık pahalıdır. Çünkü biz Illinois eyaletine girdik. Şuradan dönecekmişim. Şimdi bu trailer'ın şeyini ayarlamamız lazım. Acaba ne kadar ileri çekmem lazım? Şuradan görürüz herhalde ya. Aynen bu kadar yeter gibi. Hemen bir kontrolümüzü edelim. Yok, öne çok çekmişim. Birazcık geri gelmem lazım. Sanırım iyi. Şimdi kaç numara burası? 20. 20'yi seçelim. Burada reefer var. Reefer'ı seçeceğim. Sanırım reefer'la aynı yani. Bu da mazotla çalışıyor. Bir farkı yok. Tamam. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Başka pompa falan yok değil mi lan? İnşallah doğru şeyi alıyoruzdur. Bakalım ne kadar alacak? Çeyrek depo vardı içinde. Adam dedi ki biz teslim ederken genelde çeyrek depo bırakıyoruz dedi. Bu arada burada dizelin fiyatı 4.34'müş. 100 dolar oldu. Bakalım deponun dolduğunu görebiliyoruz mu buradan? He, görebiliyormuşuz. 1/4 dolmuş. 1/4 dolduysa tahminim bu 50 veya 60 galon. Yani ne yapar? 18, 100, 200 litrelik falan mı yapıyor? Aynen 200 litre civarı tahminim. 35 galon aldı, 151 dolar tuttu. Tamam. Şöyle kapatalım. Ne yaptı? Tam fullenmedi, hala bassan devam ederdi de bence bu kadar yeterli. Ben de hemen lavaboya gidip geliyorum. Tekrardan yola koyulmaya hazırız. 161 mil civarı bir yolum kaldı. Bu da bu şekilde bir video oldu. Başımdan geçen her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Gösteremediklerimi de videonun başında gördüğünüz üzere Instagram'a bol bol storyler atıyorum. Instagram'dan da beni takip ederek anlık olarak yaşamış olduğum tecrübelerden nasiplenebilirsiniz. Abimiz buraya girmeye çalışıyor. Biz de bu abi gibi artık. Abi öyle giremez. O hareketi yanlış yap. Giremez. Bayağı kırması lazım. Ben şuradan döneyim de bu abi acık uğraştıracak gibi. Kusura bakma vallahi abi. Kendimi gördüm bu abi de. Harita niye bile gösteriyor ya? Allah Allah. Harita niye beni? Tamam şimdi düzeldi. Sıfır geçtik adama ha. Neyse, videoyu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı diyen olan herkese her şeye hayırlı olsun. Yakışık. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bakalım neler bekliyor bizi haftaya. Tırda ben de tırı bilmiyorum. Bak samimi söylüyorum. Ya duydum bir şeyler ama tam olarak hiç oturmadığım, içine hiç binmediğim bir şey. Göreceğiz. Gidince göreceğiz. İnşallah haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.